Evet, öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü rehberimiz, Gedir rehberi. Koltuğa yaslanın, çerezinizi, çayınızı alın moruk. Ben de çayımdan büyüdüm, alayım. Oh hesabı. Bugün gelir'i tüm alıntılarıyla. Bu rehberi izledikten sonra gelir'ınızda, gelir hakkında aklınızda bir tane bile soru kalmayacak. Moruk tamam mı? Kalırsa bu abonelikten çıkın. O kadar diyorum. O kadar iddialı, güzel bir şekilde en öğretici biçiminde en ince ayrıntısına kadar size bu videoda Gedir'i anlatıyorum. Tabii ki abone olmak, yorum yapmak, beğenmek ücretsiz arkadaşlar. 2 saniyenizi, 3 saniyenizi bile ayırırsanız, hızlıca tıklarsanız benim için hem motivasyon olur hem de destek olur. Hepinizi seviyorum. Dedikten sonra videoya başlıyoruz, devam ediyoruz. Ne dedik? Gedir rehberi dedik. Arkadaşlar öncelikle bu konuyu 3 ana başlıkta inceleyeceğiz. Gedir'e nasıl başlamalıyım? Hangi gelir yapmalıyım ve gelir yaparken öncelikli trikler bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar gelir çok önemli bir unsur. Peki neden? Gelir bir yan gelirdir arkadaşlar. Yani toplayıcılık. Çok iyi bir guildde bile oynamıyorsanız bile solo oynayarak gelirden milyonlarca çok fazla çok büyük paralar kazanma ihtimaliniz var. Yani zaten burada rankingsler falan filan var burada örnek veriyorum. Çok iyi bir solo PvP oyuncusundan bile daha fazla para yapan gedirler var. Bunun temel sebebi ne? Adam o content'i grindliyor moruk. Durmuyor sürekli sürekli takır 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 gedir yapıyor. Adam haritadaki bütün objektiflere kapıyor. Peki sağlam bir guilde girdiğinde ne oluyor? Adam gedirin babası oluyor moruk. Şak kadanak hesabı çok fena para yapıyor. Peki gedira nasıl başlamalıyız? gedira başlarken arkadaşlar öncelikle önemli şey hangi gidere yapacaksınız veya bunun en üst düzeyi multi gider yapmak. Multi gider dediğimiz ne? Moruk. Hepsinin şeyini koyuyorsun envanterine. işte sıkılını, işte pickaxe'ini, skinik knife'ını, işte ağacını, taşını, ıvırı zıvırı hepsini koyuyorsun moruk. Hepsine bir anda gidere çıkıyorsun. Bunu buna ne anlama geliniyor? geliyor? Multi gider. Multi gider çok önemli bir şey. Ondan da bahsedeceğim. Bahsediyorum zaten şu anda da. İnce ayrıntılarına videonun ilerleyen zamanlarında bahsedeceğim, anlatacağım. Ne dedik? Multi gedir. Multi gedire geçmeden önce ince ayrıntılarına gedira e nasıl başlamalıyım? Arkadaşlar gediri tier 5'e kadar sarı zonda yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu ne anlama geliyor? Sıfır risk. Yani sıfır riskli arkadaşlar gedirinizi tier 6 yapabilirsiniz. Zaten sarı zon dediğimiz muhabbet yani bazı zonlar var oyunda. Bunları zaten biliyorsunuz. Black zon, yellow zon, sarı zon, işte red zon bir de yellow zon, blue zon hesabı. Bu şeylerde sarı zonlarda ve mavi zonlarda maksimum T5 gider yapabiliyorsunuz. Maksimum T5 dediğim 5 de yapabilirsiniz. Red zonlarda işte 6, 7, black zonlarda 8'e kadar yolunuz var. Bunları yaptıktan sonra başlangıçta ne dedik? Biz gather'ımızı önce tier 5'e kadar şeyde yapacağız. Ee, ölmeden sarı zon ve mavi zonda yaptık. Arkadaşlar. Bizim gather'ımız ne oldu? Tier 5 oldu. Tier 5'ten sonra ufaktan böyle güzel bir guilde girip sohbeti muhabbeti ortamı olan güzel size işte hideout özellikleri sunan veya işte bunu Haydato da gerek yok da. Yani ama güzel bir mapte, güzel bir T8 mapte, T7 mapte daha güzel, daha safe bir şekilde gider yapabilirsiniz. Bu katkısı da bu zaten. Yani devasa MMORPG oyunlarında bu ne anlama geliyor? Size verdiği rahatlık. Yani hem sohbet muhabbet ortamı hem size verdiği rahatlık hesabı falan filan. Bundan sonra bizim bu T5 yaptık. Peki biz bu gediri nasıl yapacağız İsmet? Yani bu gediri yaparken hangi kıyafetleri kullanacağız? Hemen bu en önemli noktası zaten. Hemen bu noktaya geçiş yapıyoruz. Şöyle hemen mount atalım. Tamam mı? Şuraya geçelim. Burada training damiler var. Bu teşkolar. Bunların önüne geldik moruk şimdi. Gedir kıyafetlerinden bahsedeceğiz şimdi. Arkadaşlar gather yaparken silahtan başlıyorum. Elinizde olan silahın mobilitesinin olması şart. Yani bu ne anlama geliyor İsmet kanka? Bu şu anlama geliyor. Gather yaparken bir sürü unsur var arkadaşlar. Arkadan ganger çıkabilir. Bir tane teşko size işte sinir olabilir. Albion'da böyle ruh hastası çok fazla adam var. Adam gelir eğlencesine seni keser. İşte immis potunu içer. Şey yapar gelir seni keser. Yani görünmezlik potu içer veya 5 kişi üstünüze çullanır. Bunu bu ihtimalleri düşürtmek için yani riski en aza indirmek için çok mobility silahlar kullanmanız lazım. Bu bu silahların da belli başlı özellikleri var. Onlardan bahsedeceğim size zaten. Silahlardan bahsettik. Yani e, bu mobility olayından, mobility silah kullanmanız gerektiğinden peki hangi silahları tercih etmeliyim? Benim birinci favorim olan silah Gelir'da da arkadaşlar. Ben biraz Double Blade'e takılı bir oyuncuyum da. Double Blade'den şaşmayın baba. Double Blade'ı 10 numara kaçış için silahtır. Ne alaka lan İsmet diyeceksiniz. Hem bunun Q'suyla sürekli damage vuran Q'suyla 2-3 saniyede bir dönüyor arkadaşlar bu. İşte canavarı, ovu, oyu, buyu, mobu çok hızlı bir şekilde kesebilirsiniz. Üstüne bunun mobility'si var. Ne alaka İsmet diyeceksin. Bunun W skill'i arkadaşlar. Adam sizi mesela kovalıyor. Adam burada. Siz buna CC'yi koydunuz moruk. E'ye attınız. Şunu da bir bastınız hop. Adam nerede? Adam yok moruk. Adamın siz yakalama ihtimali yok. Yakalama ihtimali var da çok profesyonel gank ekibi olmaz lazım. Albion'da o kadar gang, iyi gank atan adamlar da çok az yani. Çok az dediğim. Çok fazla ganker var. Fakat hepsi elit gank atmıyor. Elit gank atan bazı gruplar var. Onlara yakalandıysanız da Allah rahmet eylesin moruk. Yani ona yapacağımız bir şey yok. Ona benim verebileceğim tavsiye yok. Öyle adamlar var ki sen map'te gelir yapıyorsun. Adam bir info veriyor. North side'ı, west side'ı, south'u, east'i her tarafını kapatıyorlar. Senin kaç ihtimalin yok. Yani öyle bir ekip gelirse Allah rahmet eylesin. Ona yapabileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Fakat bunun için opsiyonel ne yapabiliriz? İşte ondan bahsedeceğim. Onun ayrıntılarından. Şimdi silahımızı anlattık. Bu üstümüzde de gelir ciğirleri var. Tamam mı? Bu gelir ciğirlerini hangi skilllerde veya nasıl kullanmalıyız? Arkadaşlar şu an bende miner seti var. Bir tek işte miner setinin keyfi yok, pelerini yok. Bunun en önemli özelliği herhangi bir gelir yaparken de şey yapın arkadaşlar. Kesinlikle miner work bot yani bu madenci ayakkabısını kullanın. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni çok çok ani hızlanması. Bunun cooldown süresi çok uzun da her şeyi her ayakkabıya purge atabiliyorlar da arkadaşlar. Şimdi adam size geldi moruk. W'nizi attı tamam mı? W'sünü attı skillini ıvırını zıvırını. E'sini kombosunu falan filan attı. Sizin burada seçeceğiniz skilller şunlar. Bu zaten CC attığında kafalarınız cleanse basıyor. Cleanse basması ne anlama geliyor? Adam size W attı. Siz şuradaki dummy'siniz örnek veriyorum. Kafalığa bastığınızda o kitle kontrol efekti kayboluyor. O kitle kontrol efektinden şey almıyorsunuz. Ee, etkilenmiyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gerekenler de sizin işte oyun ne kadar bildiğinize ne kadar tecrübeniz olduğuna bakıyor. Her türlü gank'ten kurtulabilirsiniz. Yeter ki mantıklı düşünün. Dediğim gibi arkadaşlar Ondan sonra geldiğimizde zırhımıza. Çoğu zırhta zaten görünmezlik özelliği var. Ambush yazıyor burada skili. Bunun olayı görünmez olması arkadaşlar. Şu gördüğünüz daire alanda belli bir süreliğine sizi bu görünmez yapıyor. Yani ben görünmez oldum. E'yi bastım. Moruk da bir bastım. Bun turizm. Beni yakalayana ödül var hesabı. Ödül de sizin notunuz oluyor hesabı yani anlatabildim mi? Dedikten sonra başka neyimiz kaldı? İnce ayrıntı. He, Cape'e geleceğiz. Arkadaşlar Force Sterling Cape çok çok mühim. Çok çok önemli bir konu. Bu size örnek veriyorum. Üstünüze 20-30 tane ganker çullandı. Adamlar her şeyini attı moruk tamam mı? Böyle bir de gerizekalı adamlar var. Aha lan Gucci ganker, Gucci ganker diye bağırıyorlar. Size bütün kitle kontrol efektini hepsi aynı anda atıyor. Attığında da bu cape size kitle kontrol efekti yedirmiyor. Tek seferliğine. Bu key patladığında siz o kitle kontrol efektini yemiyorsunuz. Yedir yaparken de kullanmanız gereken en önemli şeylerden biri bu. Birinci ne anlattık? Mobility bir silah. Carving veya double bladed. İkincisi kafalığımızın cleansed olması. Zırhımızın görünmezlikte olması. Ayakkabı da kesinlikle minor bir ayakkabımızın olması. Üstüne üstlük ben burada invispot almadım. Ee, videoya girmeden önce unutmuşum almayı. Görünmezlik potu var arkadaşlar. Siz o potu da bastığınızda anlık olarak görünmez oluyorsunuz. O potu biz nereden bulacağız Muruken? Yani şuradan. Şuraya geldiğinizde tier 8 ücretine bakmayın 20k pahalı diye. Bir pot sizin üstünüzdeki bu pot yani. Sizin üstünüzdeki 20 milyon 30 milyon loot'u garanti altına almanıza sağlar. Bu nasıl sağlayacak? Adamlar size gank katıyor, senem mobilitini attın. Görünmez oldun. Adamlar seni bu tarafa gidiyor zannettin. İşte F'ini basarsın. Ters tarafa potunu içersin. Elemanlar ayıkmaz nereye kaçtığını. Bin ekleyip kaçarsın. Sistem bu. E dedikten sonra bütün ince ayrıntılarını bahsettik uygulamalı olarak. Ne kaldı geriye? Gather'larınızı yükseltmek. Baba ben bu gedirleri nasıl yükselteceğim, nasıl yapacağım diye bir soru soruyu olabilirsiniz aklınızdan. Bu giderları yükseltmenizin sol yükseltebilirsiniz fakat oyun bir yerden sonra sizi bilek sona itiyor arkadaşlar. Bilek sona ittiğinden mütevellit. Sizin sağlam bir huyt bulup yani güzel düzgün bir oyun ortamı size sağlayabilecek bir huyt bulup orada herhangi bir huytte de mentor olabilir. Onlara sürekli soru sorup oyunu öğrenmeniz bunu da sağladığınızda işte bilek Zone'da yani herhangi bir portalın bilek sonunda Haydatı olan bir uid bulduğunuzda gather yapmak sizin için çok çok daha kolay olur. Peki bunun temel sebebi ne oluyor? Senin mesela burada örnek veriyorum sen Tabepak uid'inde oynuyorsun mesela senin portalın Tetwort. Sen geldin bu Tabepak uid'inde. Burada Haydatı var mesela. Burada da terisi var. Genk yiyeceksin. Sen burada pamuk topluyorsun. Haydaota girmen seni kurtarıyor üstüne üstlük. Hadi şu taraftasın uzaktasın. Bu teritorinin içine giriyorsun. Bu teritoride bir sürü asker var. Bunlar seni koruyor arkadaşlar. Adamlar buraya bir ilgisi. O kadar fazla asker olduğu için burada. NPC mob bu teritorinin içinde. Sizi kesmeye bile çalıştılar. Hepsi yere düşüyor. İşte orada mage var büyük büyücü. O hasar vuruyor. Yanındaki warriorlar hasar vuruyor. Okçular hasar vuruyor falan filan hesabı. Dediğim gibi bir guit bulmanız şart. Bu oyunu solo oynamayın arkadaşlar. Bu oyunu solo oynamak eziyettir. Nasıl eziyet olmaz? Çok iyi bir PVP oyuncusu olursanız, köraptutta çok iyi oynarsanız, miste çok iyi oynarsanız, bu size bir artı olur. İşte gedridir, oyudur, buyudur. Bunlarla uğraşmazsınız. Dedikten sonra geriye ne kaldı? Guit her şeyi anlattık moruk ya bunu, var ya para ödesem böyle rehber alamazsın moruk. Var diyorum. Genel olarak bütün sistemini her şeyini takır takır anlattık. İşte bir de pot mevzusu var. Onlara da onun muhabbetlerine de geleyim. Arkadaşlar bu benim videoyu eski gedir videosunu paylaştığım zaman böyle bir muhabbet yoktu. Gedir potu. Bunu içtiğinizde size işte ne veriyor? Gather and Fishing Speed by 15% and your geter and fishing yield. 5% for 15 second diyor. Yani ne diyor? İşte size diyor gather hızı verir diyor. Bunu bastığınızda diyor. Saniyesini falan da oraya yazmış Moruk zaten. Bir şey fazla 30'luk veya 20'lik şeyler oluyor Bileksonlarda. objektifler çıkıyor. Onları toplarken bundan içip işte şuraya gelip takır takır toplayabilirsin. Bu da bu potu içtiğin süre zarfınca sana gelir hızlandırması veriyor canlar dostlar. Gelir yaparken de kullanacağınız yemek de pork pie arkadaşlar. Bu yemeğin muhabbetini diye soracak olursanız bu da aynı gelir income yield 15% and your max loot ee, max load da etkiliyor. Sakalım başında onu kaşıyorum ya. 30 dakikalık efekti var ve 30% da diyor max load şey veriyor diyor. Yük fazla yani daha fazla yük almanıza sağlıyor arkadaşlar. Buradaki ağırlığınız şuraya geldiğinizde %27 ya. Bakın mesela ben bu yemeği yiyeceğim şimdi. Envanterimiz açık. Bunu yedik. Ne oldu moruk? 21'e düştü hesabı anladın mı? Taşıyamayacak hale geldiyseniz herhangi bir ayakkabı alırsınız yanınıza. O ayakkabının şeyini basarsınız. Çoğu ayakkabıda şu skilllerinde işte ağırlık var. Birinci skillinde. Daha fazla ağırlık kaldırabiliyor. O şekil kullanabilirsiniz. Canlar, dostlar. Bugünkü rehberin de sonuna bu şekil gelelim. Elimden geldiğince en güzel şekilde, en ince ayrıntılarıyla size anlattım. Bu dediklerimi kulak ardı etmeyin. Kendinize iyi bakın. Desteğiniz de çok önemli. Yorum, abone, like atmayı unutmuyorsunuz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.